Bu videoda borsalar hakkında tüm borsalar hakkında genel bir konuşma yapacağım öncelikle. Sonrasında 3 farklı borsaya atılım yaparken, yani borsaya giriş yapılırken 3 farklı başlık hakkında bahsetmek istiyorum. Çünkü bunların bilinmesi gerektiğini düşünüyorum ben özünde. Bunlar hakkında bir video yapmak istedim. En sonunda da borsa İstanbul'a dair ufak bir değerlendirme yapmayı planlıyorum. Videoya başlayalım. Öncelikle borsanın hikayesi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Borsa nereden geliyor? Borsa Hollanda'da başlıyor öncelikle. 1600 yıllardan gelen bir serüven aslında. Borsada ne yapılır sorusunun cevabı ise hisse senetlerinin alımı ve satımı yapılıyor. Çok basit anlatıyorum bilerek başlangıçta. Sonrasında hisse senedi ise sermaye şirketlerinin, yani gidip sermaye şirketlerine ortaklığınızı kanıtlamak için size hisse senedi veriliyor. O hisse senedini de göstererek siz bu şirketin aslında bir yandan ortağı oluyorsunuz, partner oluyorsunuz. Yani o hissenin aslında her türlü haberinden, her şeyinden etkileniyorsunuz diyebiliriz. Yani bildiğiniz ortağı oluyorsunuz aslında, evet. Peki bu Türkiye'de durum nasıl değişiyor? Borsa İstanbul ne? BIST 100 dediğimiz şey ne? BIST 100 Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin toplamını gösteren endeks. Bunun bankacılık versiyonu var. Bunun her türlü BIST 30'u var. Her türlü versiyonu var. Fakat en popüleri BIST 100. Burada da gösterdiğimiz BIST 100 endeksi oluyor. Yani Türkiye'de en gündemde olan, en ön planda olan bu endekstir. Genel olarak Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin toplamdaki gücünü gösterir. Böyle özetleyebiliriz. Peki borsaya girerken ne yapmalı en başta? Yani tüm borsalardaki nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Paramızı nasıl değerlendirmeliyiz orada? Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi genel olarak şirketlerin genel vizyonunu bilmek sizi tabii ki öne taşır. Ya çünkü en genel manada hissenin fiyatını beklentileri, geleceğine dair planladığı şeyler oluşturuyor. Bunları daha iyi kavrayabilmek için ise iki analiz türü var. Biri teknik, diğeri temel analiz. Zaten ben bunu sürekli bahsediyorum. İkisini bir şekilde bir arada tutarak ben bir analiz yapmaya çalışıyorum genelde. Bunu da size onu tavsiye edebilirim. Yani bir hisse almayı düşünüyorsunuz, herhangi bir şey almayı düşünüyorsanız biraz daha geniş açıdan bakmakta fayda var diyebiliriz. Şirket üzerinde konuşacak olursak, yani bir hisse üzerinde konuşacak olursak, analiz yaparken özellikle fair value diye geçen bir değer var. Yani o da aslında şöyle çevirebiliriz: olması gereken piyasa değeri. Buna bakarak o şirketin olması gereken piyasa değerinin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu görmek gerekiyor. Yani bu şirket özelinde konuşulabilecek şeyler. Bunun farkında olmak gerekiyor. İçinde kaybolmamak gerekiyor. Yani bir hisse yükseliyor diye almamak gerekiyor mesela. Biraz daha kontrollü davranmak gerekiyor. Onun dışında tabii ki bir borsaya dair, yani girmek istediğiniz borsaya dair, kote olan şirket sayısı, pay senedi işlem hacmi, piyasa değeri gibi çeşitli verileri de bilirseniz bu tabii ki sizin bir şekilde faydanız olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunlardan da öte, yani hayatın genel olarak çevrenizdeki hayatın da gidişatını, gerçeklerini gözeterek yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Yani öyle grafiklerde ya da haber beklemekten kaybolmaktansa ikisini bir arada, hatta üçünü, dördünü, tüm sistemi genel olarak kavramanız, Amerika'daki haberi de, Türkiye'deki haberi de, Almanya'daki haberi de aynı anda analiz edip ona göre yatırım yapabilme kıvamını gelmeniz için bunları sürekli ufak ufak denemeniz gerekiyor. Unutulmaması gereken bir diğer gerçek, zaten bu aslında sürekli söylenen bir şey. Ben de bunun aslında rahatsız oluyorum, onu söylemek istiyorum. Yani bu aslında tüm borsada işlem yapan herkes bunu düşünür. Borsada oynama kavramı, borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır. Bu herkesin bildiği bir gerçek, borsa ile ilgileniyorsanız şayet. Yani bilmeniz gereken bir gerçek, ya da öyle söyleyeyim. Borsada oynamak yani genel olarak size her zaman kaybettirir. Borsada oynamak nedir? All in bir şirkete girip İşte yatıp batmaktır, ya da işte orada girip piyasaya yeni giren bir şirkete girip tüm paranızla orada sıkıntıya düşmektir. Borsaya oynamak budur, ya da işte random birinden duyduğunuz bir şeye göre işlem yapmaktır. Borsada böyle şekilde oynanır, evet. Ama borsada yapılması gereken şey yatırım yapmaktır. Borsada oynamakla yatırım yapmak arasında çok ince bir fark var. Fakat çok keskin bir fark var. Aynı parayı harcamakta, parayı kullanmakta olduğu gibi. Yani bunu görmemiz lazım. Ben bunu bir şekilde söylemek istedim. Bu aşağıdaki verileri size göstermek istiyordum aslında. Onu da bir şekilde göstereyim. Yani Borsa İstanbul'da sayısız hisse var. Borsa İstanbul'a girdiğiniz zaman kaybolabilirsiniz. O yüzden ben genel olarak BIST 100 üzerinden işlem yapmayı tavsiye ediyorum. Kendim de hep onu yapıyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü çok detay, yani burada şu %10 yükselişler görebilirsiniz. Aynı şekilde aşağılarda düşüşler vardı. Bu gidişat sonu yok yani. Bu çok fazla endeks var, çok fazla hisse var.
O yüzden buralarda kaybolmak biraz bana korkutucu geliyor. Çünkü hacmi çok düşük bir işlem, çok düşük bir hisse alıp orada çok ani bir fiyat hareketinden fazlasıyla zarar görebilirim diye düşünüp daha kontrollü, daha büyük, daha güçlü, özellikle BIST 100 hisselerine odaklanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Borsa İstanbul üzerinde de bunları söyleyebilirim. Yani genel olarak borsalar hakkındaki söylemlerden BIST hakkında söylemlere de biraz kaydım. Evet. Şimdi pasif ve aktif yatırım biraz bunlardan bahsetmek istiyorum yani. Pasif aktif yatırımdansa hani böyle daha net konuşmak için borsada disiplinli olmak ve bir amaç belirlemek gerekiyor en başta. Yani disiplinli olmanız lazım ve bir amacınızın olması lazım. Amacım ne? Yani bu strateji, bu plan, ucuz ve kaliteli hisseyi al, ucuz kaliteli bir tane hisse bul onu al. Hatta sepet bile yapma, sepet yapabilirsiniz tabii ki. Al, tut, pahalıları sat bile olabilir. Çok basit bir yaklaşımdır. Bu bile olabilir yatırım tarzınız. Aslında bu olan şey zaten pasif yatırım diye geçiyor işte. Pasif yatırım planları genelde uzun vadeli yatırımları temsil ediyor. Genelde de hep al sat şeklinde oluyor. Yani bu aslında işte düğünde takısı olan çiftin altının tutması bile pasif yatırım tarzı aslında. Onu söyleyebiliriz yani. Aynı düşüşlerden, aynı yükselişlerden fazla etkilenmezler. Yine pasif yaklaşımı farklı bir örnek olarak da bir endeks almak verilebilir. Uzun vadeye oynayıp bir endeks satın alıp 2 yıl bekletmek, seçime kadar bekletmek gibi gibi gibi. Endeks biraz daha pasif yatırıma örnek olarak verilebilecek bir yatırım tarzı. Tabii ki bir hisseyi de alabilirsiniz öyle. Fakat endeks biraz daha pasiflerin pasifi gibi. Hiçbir şeyden etkilenmeyen. Yani totalde bir sektörün değişiminden bile etkilenmeyen bir endeks olduğu için genel olarak endeksler çok içinde şirket barındırdığı için atıyorum havacılık sektörü bozuldu. Bu sizi etkilemez. Endeks çünkü ona göre hareket etmez çoğu zaman. O düşer ama endeks durabilir. Bu pasif yatırım örneği. Aktif yatırıma gelince, aktif yatırımda bir kişinin tıpkı bir portföy yöneticisi gibi, yani yatırım şirketlerinde olan şey, her dalgalanmadan, kısa vadeli dalgalanmalardan dahi faydalanmak amacı gütmesi. Bilinçli olabilmeyi, derin analizi ve uzmanlığı gerektiriyor kesinlikle. O yüzden kolay bir yatırım tarzı değil. O yüzden zaten insanların aktif yatırım yapma çabasından kaynaklı da tecrübesiz ve bilinçsizce bunu yaptıklarından dolayı da borsada insanlar ben oynuyorum diyor, bir anda para kaybediyor. Asıl sorun da bu zaten. Yani pasif ve aktif yatırıma dair söyleyeceğim bir şey herhalde yok. Yani buradaki siz pasif bir yatırımcı mısınız yoksa aktif bir yatırımcı mısınız? Bunu belirleyip onun farkında olarak yatırım yapmak bence çok önemli. Bundan daha önemlisi belki de bireysel ve sistematik risk. Bu ne demek? Bireysel aldığınız riskler vardır. Borsaya girerken genel olarak belki de hayattaki her şeyi yaparken bir risk alırsınız. Bireysel risk yani bu borsaya girerken aldığınız kendinizin aldığı bir risk sadece yatırım yaptığınız şirketlerle ilgili olan riskleri kapsıyor. İşte yine ya aynı örneği veriyorum. Korona oldu. Uçak şirketleri, genel olarak havayolu şirketlerinin hepsi düştü. Bu bireysel risk. Direkt onu kapsıyor. Atıyorum Aselsan iyi bir satış yaptı. İşte genel olarak savunma teknolojileri arttı. Siz bundan faydalandınız. Bu sizin pozitif bir riskten yani kazandığınız oluyor. Risk almışsınız ama kazanıyorsunuz orada şu an. Bu tabii ki şirket özelinde kalıyor yani. Hukuki riskler, rekabet riskleri, iktisadi riskler, borçlanmalar, genel olarak döviz borcu var mı, işte bilançoların durumu nasıl, temettü ödemeleri ilgili oluyor mu? Hepsini kapsıyor ama daha tek notla bakmanız lazım yani. Bireysel risk dediğim şey o hisse bazlı konuşuluyor genelde burada. Bu nasıl önlenir? Sepet yaparsanız bunu önlersiniz. Farklı sektörlerden hisse alırsanız bunu önlemiş olursunuz. Bitti. Yani Türk Hava Yolları ve Pegasus'u aynı almak için çok bir sebep yoktur. Bunu direkt net, yani Galatasaray Beşiktaş almak da çok mantıklı değildir çoğu zaman aynı anda. Birini bulursunuz alırsınız. Çünkü zaten genel olarak spor kulüpleri aynı anda yükselir aynı anda düşer. Bu bir gerçektir. Çoğu zaman hep aynı şey olmuştur yani öyle söyleyeyim. O yüzden doğru yatırım yapıp beklemek daha sağlıklı. Full ben Galatasaray, Fener, Beşiktaş hepsini alacağım demek sağlıksız bir yaklaşım. Bireysel riski damarlarınıza kadar hissediyor oluyorsunuz o anda. Peki sistematik risk nedir? Sistematik riski nasıl sağlayabilirim kendime? Bu işte farklı sektörlere yatırım yaparak sağlanabilir. Sistematik riskinizi bir şekilde oluşturmuş olursunuz. Bu nasıl batar, nasıl çöker? Türkiye ekonomisi batarsa, çökerse bu bir risktir yine. Sistematik risktir ama. Türkiye ekonomisi batarsa size bir riskin altındasınızdır borsadayken. Ama şöyle düşünün, Türkiye'de olan kim zaten Türkiye'nin batışından etkilenmez ki? Doğal olarak borsadaki de etkileniyor. Çok basit. Peki bu nasıl engellenebilir? Dünyaya yatırım yaparak.
Gidip Tesla hissesi aldığınız zaman Türkiye'deki durumlardan da bir anda etkilenmiş olmuyorsunuz. Bir sepetiniz mevcut tabii ki. Peki onu da geçtik. Dünya ekonomimiz çökünce şu an olduğu gibi, korona zamanı Mart ayında olduğu gibi, o zaman ne yapacağız? Ve o zaman da ne yapılıyor işte, burada hatta Mart ayına gelelim. Bununla kaçınmanın nasıl imkansız olduğunu göstermek amaçlı bizde olan şey tüm endekslerde oldu. Bu ne oldu? Dünya ekonomisi sıkıntıya girdi. O bundan kaçma şansınız yok çünkü dünyada yaşıyoruz. Bu yani en kabul edilebilir risk tarzıdır. Bu zaten herkesin oluşturmaya çalıştığı risktir. Bunu göze almayan zaten borsaya girmez genel olarak. Bunu söyleyebiliriz. Bireysel ve sistematik riskin yani kavramlarının farkında olmak lazım bence borsaya girmeden önce. Bu tabii ki beraberinde amacınız ne, nasıl bir risk aralığınız var, ne amaç, yani bu riski aldığınız zaman nereye kadar alacaksınız, onun da bitim süreci var. O riski nereye kadar devam edecek? Yani bu çok farklı soru işaretlerini içeriyor. Bunları bir tık daha netleştirmek için en azından genel kavramları bilmek size borsada işlem yaparken, borsada yatırımınızı yaparken faydalı olur diye düşünüyorum. Ben bunları hep gözetmeye çalışıyorum çünkü. Onu da bir yandan burada bulunmasını istedim yani YouTube kanalımda. Bir de genel olarak bir teori var. Bu teoriye de bir şekilde benim hep kulağımın arkasında. Genel olarak hep tutmaya çalışıyorum kafamda. Çünkü bu ne diyor? Psikoloji ve finansı bir arada inceliyor. Yani insan psikolojisi ve finans dünyasını bir arada inceleyerek bu korona düşüşünde olduğu gibi herkesin panik yaptığı satıştır bu aslında. Bir yandan tabii ki çökmeler olduğu falan filan oldu. Mesela erken seçim haberi gelir, düşüş olur. Bunun somut bir sebebi ne? Direkt insanlar diyor ki batacağız, çıkalım o zaman. Aslında belki de erken seçim dediğimiz muhabbet 1,5 yıl sonra olacak. Biraz daha realistik bakarsanız önce bir yükselmesi lazım zaten. Ama bunu herkes görüyor, o yüzden herkes aynı anda kaçıyor. Psikolojik bir durum yani bu aslında. Bunun önerdiği şey, yani söylediği şey aslında, yatırım kararları ne olursa olsun kesinlikle ön yargıların etkisinde kalır. Bir ön yargınız oluşur ve ona göre yatırım yaparsanız, ne yaparsanız yapın. Aslında benim BIST 100 endekslerini seçerim demem bile, seçelim daha doğru, daha sağlıklı demem bile, aslında bu finans teorisinde de destekler, davranışsal finans teorisinde bulunduğum, oradan onu aslında gözettiğim, onu bir şekilde hissettiğimi kanıtlar nitelikte. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü insan bilinci insan bilinci gibi bir gerçeği içeriyor borsada. Her sektörde olduğu gibi. Özellikle bu kadar işlem yapılan Borsa İstanbul'da çok daha bu damarlarımıza kadar hissediliyor diyebilirim. Şimdi Borsa İstanbul'un hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şu an işte son zamanlarda olmadı, yani bayağı şu an düşük vaziyette. Aslında bu yükselişin hiçbir anlamı yok bence artık. Çünkü endekste dolar bazında bakarsak, yani dolar ne ki? Dolar abi, dolar Amerika'nın dolar alt tarafı diye bir şey yok. Tüm dünyadaki tüm ekonomik sistemler dolar üzerinden dönüyor. Herkes dolar üzerinden borçlanıyor, dolar üzerinden ticaretler dönüyor. Aldığınız her şey dolar üzerinden fiyatlanır. Türkiye'de olmasanız zaten çok bağımsız, çok güçlü bir ülke olsanız bu tabii ki tartışılır. Böyle bir ülke olmadığımız için direkt Avrupa ile de Amerika ile de doğrudan ithal yapan, ihracatını çok az tutan bir ülke olduğumuz için dolardan ben etkilenmiyorum diye bir şey yok dünyada. Doğal olarak direkt öyle bakarsak da dolar bazında şu an 2000 yılının bile altındayız. Borsa İstanbul bazında. Bu yükselişler aslında o yüzden benim için bir anlam ifade etmiyor. O yüzden de aslında önereceğim bir diğer şey, uzun vadede Türkiye'de hisse alınmaz. Yani Borsa İstanbul'dan hisse alınmaz. Ben bunu savunuyorum son zamanlarda. Çünkü bak 600 diyelim buraya. Şu anda 1200 diyelim. Çarpı 2 olmuş. Dolar alsaydınız bu süreçte çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5'ti belki. Çok basit bir yatırım. Tabii ki bunun içerisinde aldığınız burada hani çok, belki bu hisse var çarpı 15 yapmış bu süreçte. Bunun farkındayım. Fakat endeks bazında özellikle yatırım yapıyorsanız Türkiye'de endeks bazında yatırım yapmak çok değişik bir yatırım tarzı. Ben bunu desteklemiyorum, destekleyemiyorum. O yüzden yani uzun vadeli bir gidip endekse yatırım yapayım Borsa İstanbul'a. Ya da işte gideyim ben uzun vadeli bir hisseyi alayım. Çok güvenmediğim, aşırı incelemediğim bir hisseyi gideyim alayım tutayım ya. Uzun vadeli 5 yıl ben sürekli alayım alım yapayım. Azar azar dursun. Çok güvenmiyorsanız öyle bir şey yapmamanız daha sağlıklı bence. Çünkü Türkiye'nin ekonomik gidişatı çok engebeli. Yani bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Bu kadar sert hareketlerin olduğu bir yerde uzun vadeli borsaya yatırım yapmak bence anlamsız. Biraz da temettü ödemeleri çok düşük. Amerika'da böyle bu tarz yatırımlar aslında destekleniyor. Bir ufak ufak insanlar atıyorum Apple alıyor. Çok herkesin Apple'ı vardır belki Amerika'da. Çok borsada yani iki kişiden biri borsada hatta öyle bir haber de görmüşüm. Amerika'da borsasının bu kadar yükselmesinin sebebi de insanların borsada yatırım yapması aslında.
borsa güvenmesi. Borsanın bir yandan devlet tarafından desteklenmesi tabii ki. Demet bir ödemesini ama alıyor oradaki yatırımcılar. Yani şöyle bir durum var. Alıyorsun Apple'ı. O yıl sonunda ettiği kâr bir payı sana geliyor. Abi bir birim aldın. Yine de bir şekilde olduğundan faydalanıyorsun yani. Bunu demek istiyorum. Türkiye'de bu uzun vadeli yatırım yine desteklemez vaziyette. Temettü ödemeleri çok düşük. Yani uzun vadeli yatırımı temettü bekler insan. Temettü ödemeleri düşük. Hani temettü ödemesi en yüksek firmalardan biri uzun vadeli tutulur mu? Çok da iyi analiz yaptım falan filan derken. Hadi o olabilir. Ama körü körüne uzun vadeli yatırım bence Türkiye'de eziyetten başka bir şey değil. Bunu bizzat yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Tek fiyattan değil kademeli alım yap tek fiyattan değil kademeli alım yapmanın da sağlıklı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu ne demek? Çok düştü. Düşüşü ben gördüm. Evet, atıyorum şu düşüşe diyelim. Şurada çok düştü. Ben gidip tüm paramı şuradan hisse alıyorum. Endekse bakıyorum. Yani endeksi ben alıyorum abi. Buradan yükseleceğiz. Destek var burada, hatta buradan aldım. Tüm paranı yırdın. Bunu yapmamak daha doğru. Kademeli alım. Burada 4'te 1 aldım. Burada 4'te 1 aldım. 4'te 1, 4'te 1 maliyetim şuralara geldi. Daha sağlıklı seviyelerdeyim, hatta artık kârdayım. O yüzden kademeli alım yapmak Borsa İstanbul'da bilhassa, tabii ki tüm hisselerde de tüm değerlerde de bu mantıklı olandır. Fakat Borsa İstanbul gibi kritik bir endekste, yani hisselerin bu kadar karmaşa içerisinde olduğu bir endeksten bahsediyorum. Kesinlikle kademeli alım yapmak daha sağlıklı. Bunu belirtmek istiyorum. Yani azar azar yatırım yapıyorsanız yine tabii ki bir şekilde vade, zamanlama çok önemli değil. Fakat Türkiye bazında konuşacak olursak bu azar azar yatırımlarınızı dediğim gibi işte o kadar uzun vadeye yormamak, 4'te 1, 4'te 1, 4'te 1, 4'te 1 ise azar azardan kalsanız evet bu kademeli alıma giriyor ve mantıklı olun. Fakat azar azar ben maaşımı aldım, maaşımın %10'uyla şu gidip şu hisseyi alayım, bu azar azar oluyor. Bunu 5 yıl boyunca yapıyorsanız çok da sağlıklı değilmiş gibi geliyor bana, bunu belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye'deki yabancı finans yatırımcıların hepsi hisseyi alıyor tutuyor. Bizim ama Türkiye'de Türkiye yatırımcıları yani gidip Ahmet Mehmet yatırımcı olarak gittiği zaman borsaya alım yaptığı zaman alıyor, satıyor, oynuyor, satıyor, batıyor, çıkartıyor, onu kâr ediyor, 10 lira kâr ediyor, çıkıyor, çıkmıyor. Hep bir soru işaretleri var. Yabancı yatırımcı alıyor, 2 yıl sonra satıyor endeks hissesini. Çünkü ona bir haber gelmiş oluyor sürece. Çok iyi analizini yapıyor. Fakat bizde abi çok düştü satayım, çok yükseldi alayım mantığı olduğu için zaten. Genel olarak borsaya kumar gözüyle bakılıyor. Borsada oynanır gözüyle bakılıyor. Borsa bir şey değil, haram gözüyle. Yani çok farklı bakış açısı var. Ben bunu bir şekilde borsaya bakışın ve genel olarak borsadaki insanların da borsaya bakışının değişmesiyle gerçekleşeceğini düşünüyorum bu değişimin. Yine bir şekilde kumar olarak gördüğüm bir halka arzdan borsaya girmek çok sağlıklı değil. Bir halka arz var işte, bir tane şirket girecek çok mantıklı, işte enerji şirketi atıyorum da bir herhangi bir şirket işte yeni yerli araba girecek şirkete atıyorum endekse yükselecek mesela, gideyim daha da yükselecek alayım, battınız şu an bitti. Ya batmasanız bile battınız bence teoride, çünkü neden? All in girmek borsaya, özellikle yeni bir halka arzdan yani yeni bir şirkete girmek çok büyük bir risk içeriyor. Bunun farkında olmak lazım. All in girmezseniz, %10 girerseniz tabii ki de bir şey diyemem. Bu çok aşırı sağlıksız bir şey değil. Fakat yani ben duyuyorum. All in girdim borsaya. İşte şu hisse haberini aldım. Çok yükselecek bir şey. Yeni giriyor. Alıyorum. Düşebilir yani. Bunun bir garantisi yok. O yüzden zaten bunu önermiyorum. Borsaya dair işte bu kötü algıların bu şekilde yıkılacağını düşünüyorum yani. Yani tabii ki Türkiye'de gündemin yoğunluğu işte bu her şeyden öte son yıllarda gittikçe artan bir ekonomik krizin mevcut olması borsayı doğrudan etkiliyor bizim adım. Borsayı doğrudan etkiliyor. O yüzden bir hissenin analizini yaptım, bilançosunu duydum, bir haberi geldi bana gibi şeylerdense kaybolmaması gereken yer bence asıl sorun şu. Şirket iyi tamam ama Türkiye'nin ekonomisi kötü. Bu nasıl şirketi etkilemesin ki? Şirket çok iyi olabilir ama alım yaptı. Bir şirket batmış olabilir o anda. Ham maddesini aldığı şirket batabilir o anda. E bu ne demek oluyor? O şirketin kötülüğü mü? Hayır, şirket hala iyi. Ama Türkiye ekonomisi kötü. O doğrudan etkileniyor. İşsizlik, enflasyon, döviz hareketleri bu şirketin etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden özünde incelenmesi gereken şey zaten Türkiye ekonomisi yani. Bu ne demek? Makro ve mikro analize mümkün kılmak çok önemli. Yoksa atıyorum 2006 yılında ben girdim borsaya. Neredeyim? 3 iş riskler almışım. Borsaya giriyorum. 2006 yılında giriyorum. 270'teyim. Borsaya giriyorum. Endeks satın aldım. 1200'deyim. Kaç yapmış? İşte çarpı 4 yapmış. Dolar 2006 Ekim ayında 1,5 liraydı. Şu an 7,5. 7,75 lira. Evet.
bakarsanız kaç yapıyor? Çarpı 5 yapıyor. Abi ben borsaya girdim, risk aldım, işte sebaladım falan. Endeksin ortalaması bu şekilde yükselmiş. Uzun vadeye bakılınca. Tabii ki çok yükselen, çok düşen, yok olan firmalar da oldu bu içeride. Farklı bir riski de siz içerdiniz bu süreçte. Başarınız oldu, belki sabır, işte bir şekilde yük oldu, psikolojinizi etkiledi bu, yani işte bu düşüşler, yükselişler, hep analiz yaptınız. Random biri gitti, o aralığında sizden daha çok kâr etti. Bu süreçte, 2006-2000 ayında alan biri. O yüzden yani bir tık daha sepet yapmak, işte sakin olmak, yeni açıdan bakmak için çabalamak bence bilhassa BIST 100 için, yani Borsa İstanbul için, BIST 100 endeksi için daha sağlıklıymış gibi geliyor. Bunu bilhassa belirtmek istedim. Çünkü Borsa İstanbul dünyada ortalama yatırımcının en çok işlem gösterdiği borsalardan biri. Yani Nasdaq sanırım üstümüzde, işte botlardan kaynaklı bir değişim var. Burada hani 3-4'te falan sanırım. 3-4'te, yani bu dünyada 3. veya 4. en çok işlem gösteren borsa. Bu niye oluyor? İnsanlar giriyor, alıyor, satıyor, oynuyor. Oynamak yani, aldım sattım. Her şeyden bu kadar yatırım mantığıyla bakmıyoruz buraya. Oyuncakmış gibi oynuyoruz resmen. Aldım, dur çok yükseldi, dur biraz daha alayım, az düştü satayım. Hep öyle panik halindeyiz. Ama bunun işte 4. yüz, belki de evet, dünyada en çok işlem gören borsalardan biri, en çok hareketlilik olan borsalardan biri. Bunu gören yatırımcı, Türkiye'de hep sürekli kaybetme potansiyeli olan insanları gördüğü için buraya geliyor. İnsanların kaybetmesini sağlıyor, bir şekilde manipülasyon yapılıyor, olmuyor. Ben herhangi bir siyasi açıklama oluyor, herhangi bir şey oluyor. O büyük kağıtların sahibi de bu kaybetmeye hali hazırda zaten çok meraklı olan kitleyi de bir şekilde kaybetmeye psikolojik olarak zorlayarak kaybetmesini sağlıyor. Kazanan yine o büyük yabancı yatırımcılar oluyor diyebiliriz. Türkiye'de bilmeyen bir ekonomik gündem olduğu için zaten işte geçtiğimiz 2 hafta önce yükselen bir faiz oldu mesela, ona rağmen borsa yükseldi. Normalde yükselen faizler borsayı negatif etkiler. Niye? Çünkü yine riski içerir. Ben gideyim faize yatırayım, kafam rahat olsun der insanlar. Niye borsa yükseldi? Niye borsa çok etkilenmedi? Şu an öyle bir durumdayız ki aslında yaptığımız hiçbir analizin belki de mantığı yok. Çünkü en ufak yarınki bir haberle her şey değişebiliyor. Böyle bir istikrarsızlık durumu söz konusuyken borsada, ekonomide, yani gidip öyle işte bir şey gördüm ben, bir haber duydum, gideyim all in gireyim, gideyim işte yatırım yapayım, böyle bir kafa olmamalı. Dediğim gibi mikro makro analizi mümkün kılmalı, teknik ve temel analizi beraberinde yapmak için çabalamalı. Sonrasında gelecek fırsatlara ben tabii ki de bir hisse görürsünüz, uygundur alınır. Hisse görürsünüz, sizin için artık pahalıdır, elinizde vardır, satarsınız. Bunlar basit pasif yatırım muhabbetlerini içerir. Yani pasif yatırım ile belki Türkiye'de bir tık daha, bir nebze de olsa kolaydır. Fakat zaman zaman anlamsızdır. Fakat aktif yatırımlı dediğimiz şey yani çok farklı riskler içeriyor, çok iyi bir analizi gerektiriyor. O yüzden yılların portföy yöneticisi gibi analiz yapmadan, ama olmamış gibi davranarak, öyleymiş gibi davranarak analiz yapmak bence hiç ama hiç sağlıklı değil. Bilhassa BIST 100 endeksi gibi bir endekste işlem yapıyorsanız, yani Türkiye'deyseniz, Türkiye'de Borsa İstanbul'da işlem yapıyorsanız diyebilirim. Genel olarak yükseliş düşüş haberi zaten geçtiğimiz videoda da bahsetmiştim ne beklediğimi. Bir düşüş görmüştük, düşüş oldu. Ben düşüşün gelmeyeceğini düşünüyorum. Bir erken seçim haberi bekliyorum. Ya da bu süreçte bir herhangi bir Türkiye'de bir kırılma bekliyorum. Zaten o işte Ermenistan, Azerbaycan gerginliği bizi etkiledi doğrudan. Fakat ondan da öte ben daha net bir haber bekliyorum. Önümüzdeki yılın Şubat ayının sonuna kadar. Bu idam haberi gelebilir. İşte bir referandum olabilir. Herhangi bir seçim haberi. Erken seçim haberi. Ben borsa hesabını şuraya kadar, umarım buralara kadar değil, düşüşünü bekliyorum. Fakat sonrasında yine 2021'in ortasında civarında diyebilirim. Yazının ortasında, yaz ortasında göre. Yaz ortasına doğru. Şayet seçim olmazsa bir yükseliş görüyorum. 1350 seviyelerine diye burada işaretledim hatta. Yani tepeler kırılacak ve bence yükseliş olacakmış gibi geliyor. Çünkü şu an çok ucuzuz ve yabancı yatırımcı girmek için yer arıyor. Ufak bir stabil durum sağlanırsa ve bir yandan da seçim haberi gelmezse, çok iyi baskı kalınırsa, farklı kötü haber pompalanmazsa, şahit dibi görmemiz sağlanırsa ben yükselişin geleceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'da. Fakat dediğim gibi önceden ufaktan bir düşüş yaşanabilirler. Bunu da gayet olumlu karşılarım.
Ben şaşırmam, öyle söyleyeyim. Onun dışında sanırım Borsa İstanbul'a dair söyleyeceğim bir şey yok. Bu video biraz daha çok bilgi içerdi. Bu videoların yani zaman zaman yapmak istiyorum. Çünkü çok farklı bir kitle var. Mevcut atıyorum işte mevcut bir parası var. O paraya gidip bir şekilde değerlendirmek istiyor insanlar. Çünkü paranın durduğu yerde değer kaybettiğini görüyor. Böyle bir durumdayken de Türkiye'de de işte Borsa İstanbul bu kadar yeni kullanıcıya, bu kadar yeni yatırımcıya erişmişken 2 milyonu falan geçti sanırım mevzu. İnsanların bir tık daha bilinçlenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir video çekme kararı aldım. Bana da bir yandan ders olsun. Ara sıra açıp açıp izlerim zaten ben de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp baktığınız için buralara. Bir sonraki videoda görüşmek dileklerimle. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.